Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Meclis Başkanım, değerli misafirler, Ankara'nın saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında 79 milyon vatandaşımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetin ilanına giden yolda kalkınmayı, hizmeti, vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı hiç ama hiç ihmal etmedik. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Türkiye için, Türkiye'nin istiklali ve istikbali için, tüm insanlık için yüreklerini, emeklerini ortaya koyan, Türkiye'yi bugünlere taşımış şehitlerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Gazilerimize hayırlı, bol ömürler diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhuriyet kurulduktan 10 yıl sonra Türkiye inşa ettiği demir ağlarla gurur duydu. Şimdi ise yenilenen hızlı tren hatlarıyla yeni ve hızlı trenleriyle kat kat artan bölünmüş yollarıyla, deniz taşımacılığıyla ve dünyada en yaygın hava yolu uçuşlarıyla gurur duyan bir ülke haline geldi. Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümünde bildiğiniz gibi 29 Ekim 2013'te açılışını yaptığımız dünyanın en önemli, en büyük ve en teknolojik özelliğe sahip Marmara'yı milletimizin hizmetine sunduk. Bugün bu açılışa da hem dev projelerimize aşama kat ediyoruz, hem istikrar, güven ve dayanışma içerisinde neler başaracağımızı ispat ediyoruz. Hep söylenir Sayın Cumhurbaşkanım, büyük eserler, büyük hizmetler İstanbul'a yapılıyor, Ankara'ya yapılmıyor diye. İşte eser, işte Ankara tren garı, işte muazzam eseri başkente kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Ankara sadece Türkiye'nin başkenti değil, Ankara yüksek hızlı tren ağlarının da başkenti olmaya başladı. Ankara'dan İstanbul'a, Ankara'dan Konya'ya, Ankara'dan Eskişehir'e ve gelecekte Ankara'dan Afyon'a, Uşak'a, Manisa'ya, İzmir'e, Ankara'dan Kırıkkale'ye, Yozgat'a, Sivas'a, Erzincan'a, Ankara'dan Kayseri'ye, Ankara'dan Konya, Karaman, Mersin, Adana, Gaziantep'e. Velhasıl Türkiye'nin nüfusunun %55'ini oluşturan 14 büyük vilayetimizde hızlı tren ağlarıyla bir dantel gibi dokuya dokuya, öre öre geliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu millete hizmet etmek ibadettir. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün dünyanın büyük projelerini yapan dünyadaki nadir ülkelerden biri Türkiye'dir. 2009'dan beri devam eden küresel kriz süresinde sizin bir prensibiniz var. Küresel krizi aşmanın yolu
yatırım yapmak, hizmet üretmek, büyük projeleri hayata geçirmektir. İşte biz bu yolda ilerledik. Kriz Türkiye'yi teğet geçti. Türkiye 50 yıldır konuşulan, gündemden düşmeyen büyük projeleri birer birer hayata geçiriyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray ve yakın zamanda 20 Aralık'ta da Avrasya Tüneli'yle Asya'yı Avrupa'yla denizin 106 metre derinliğinden birleştireceğiz. Değerli vatandaşlarım, sevgili Ankaralılar, atamız Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan denize indirdi. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları trenleri de arabaları da denizin altından geçiriyor. Size de bu yakışır. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, yola çıktığımızda Cumhurbaşkanımız, liderimiz dedi ki, laf değil, eser siyaseti yapacağız. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak ülkeye, millete hizmet yapacağız dedi. Hamdolsun 14 yıl boyunca hep böyle yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Hızlı tren ağlarıyla yurdu bir baştan bir başa donatıyoruz. Değerli kardeşlerim, başlattığımız bir eser tamamlanacağı kadar gözümüzde, gönlümüzde o işin üzerinde olur. Hızlı tren hattını hizmete aldığımızda tarihimizin, coğrafyamızın dönüm noktalarından biri oldu. Önce Eskişehir, Ankara'yı açtık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanım, Eskişehir'den Ankara'ya veya Ankara'dan İstanbul'a seyahatlerin %72'si yüksek hızlı trenle yapılıyor. Karayolunu daha az insanlar kullanmaya başladı. Aynı şekilde Ankara-Konya hızlı tren hattını %66 vatandaşımız kullanıyor. Böylece Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Ankara-İstanbul, Konya, Ankara, üç başkenti Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini birbiriyle hızlı tren hatlarıyla birleştirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. İlk hızlı tren hattını açtığımız 2009'da bu garda 28,5 milyon vatandaşımız seyahat etti. Artık tarihi gar ihtiyaca cevap vermiyor. Onun için işte bu gördüğünüz modern Ankara tren garı yap işlet devret modeliyle 725 trilyon harcanarak bu hale geldi. Devletin kasasından para çıkmadı. Vatandaş yaptı, işletecek, hem para kazanacak, hem de burada Ankaralılara, Türkiye'nin her tarafından gelen vatandaşlarımıza hizmet verecek. Değerli kardeşlerim, burada her gün 150 bin kişi gece gündüz gelip geçecek. Bu bir nevi Ankara'nın bir yaşam merkezi haline geldi. Seyahat edenler bir yerden bir yere transfer olacaklar,
burada konaklayabilecek, alışveriş yapabilecek, vaktini geçirebilecek sadece bir gar değil, aynı zamanda gece gündüz hayat olan insanların buluştuğu, görüştüğü, ihtiyacını giderdiği çok güzel bir mekan haline geldi. Hızlı tren ağlarımız büyümeye devam ettikçe bu ve buna benzer eserler başka illerde de yükselmeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli Ankaralılar, bu eserin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere, yüklenici firmalara böylesine muazzam bir eseri Ankara'mıza kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu eserin hayata geçmesinde birebir çalışan, çabalayan, gayret eden önceki dönem genel müdürümüz Süleyman Karaman'a ve ekibine de, Demir Yollar ekibine de özellikle teşekkür ediyorum. Daha sonra göreve gelen arkadaşlarımız Lütfi Bey'e ve şimdi de bir an önce tamamlanarak bu eserin Ankara'ya kazandırılmasında takibinden dolayı Ulaştırma Bakanımız Ahmet Aslan'a da ve bütün ekibine, Demir Yolları ekibine de teşekkür ediyorum. Bu muazzam gar binasının Ankara'mıza, sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ı kürsüye arz ediyorum.